Şimdi Cem Küçük'le başlayayım. Cem Küçük, başka olaylar da oluyor tabii. Bir yandan bugün Merkez Bankası eski başkanı Süreyya Ser'den geçtiğinin yine bu ekonomi politikasına eleştirileri vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Cuma günü istifa mı ediyor, görevden mi alınıyor, niye alkışlamadı tartışmaları vardı. Onlara tek tek gireriz de ben şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik kurtuluş savaşı diyerek neyi kastediyor? Bugün mesela Kültür Bakanı yardımcısı da yeni bir şey deniyor Türkiye demişti. Türkiye yeni bir şey mi deniyor? Birkaç ay sonra sonucunu alacak mıyız? Ne oluyor? Ne demek istedi Cumhurbaşkanı? Yani konuşunca evet böyle söyleniyor. Yani bize de işte bu faiz, döviz yükseliyor, faizleri düşürdünüz. Evet bu faizlerin düşmesi iyi bir şey. Ama döviz yükseliyor. Buna bir çare var mı? Yani ya da ne düşünüyorsunuz dediğimizde bunun yeni bir model olduğunu söylüyor. Bizim arkadaşlarımız da böyle söylüyor. Ve bunun meyvelerinin Mart-Nisan ayında alınacağını söylüyorlar. İlkbahardan Mart, itibaren Nisan yani yaklaşık bir 4-5 ay 4-5 sonra ay sonra. alınacağını söylüyorlar. Türkiye'nin başka çaresi yok diyor. Ama ben şunu söyleyeyim. AK Parti'nin aklı hak eden Erdoğan, yani aklı başında, iyi eğitim almış, dünyayı bilen adamlarıyla da konuştuğum zaman, bunların içinde benim yakın arkadaşım olan bir iki bankacı da var. Onlara da eskiden beri tanıdığım, yani çok eskiden beri tanıdığım. Dediler ki yani evet bunun bir maliyeti olacak şu an bize. Bazen ben böyle söyleyince de bunun belli yerlerini alıyorlar. Yani bir maliyeti olacak, biraz pahalılık belki, döviz yükselecek, doğru. Ama Mart-Nisan'dan itibaren de biraz daha bunun iyileşmelerini göreceğiz. Yazdan itibaren de rahatlayacağız geliyor. Formül ne? Yani aslında Formül şu. Cumhurbaşkanı biraz anlatıyor ama aslında AK Partililerden hiçbiri de tam olarak çıkıp A artı B eşittir C olacak diye bize net bir şey de tam anlatmıyorlar. AK Partili... İhracat artacak, dolar gelecek, enflasyon düşecek gibi bir şey mi? Şimdi Erdoğan'ın bugün az önce siz programdaki o 6 dakika önce tweet attı, 7 dakika önce 3 tane tweet attı. Cumhurbaşkanı Evet mı? evet Erdoğan. Konuşmasından bölüm Evet atıyorlar evet şey genelde. dedi ki mesela işte Bitirelim onları da pandemiden bakalım dolayı dedi arkadaşlar. dünyanın 1/3'ünün dedi hizmet sektörü, yani milli gelirlerin 1/3'ünü hizmet sektörü oluşturuyor. Bu dedi çok ciddi bir darboğaza geldi. Bunu dedi aşacağız. Bu dedi üretimden, istihdamdan, yatırımdan geçiyor dedi ekonomik iyileşme. Türkiye'de işte yeni bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyor gibi o gruptaki yani Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamanın benzerini bir daha söyledi. Konuşmasından bölümler. Evet, Bakıyorum konuşmasından şimdi. bölümü. Ben şöyle görüyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar da böyle söylüyor. Ama bu tutar mı tutmaz mı? Şimdi bunu göreceğiz ama Erdoğan'ın yani hani diyoruz ya bazen işte yanında kim var, ne konuşuluyor, ne ediliyor diye biz de kendi aramızda konuşuyoruz. Ama aklı başında gördüğüm insanlar yani fikrine inandığım öyle komplo teorisiyle uçmayan ne bileyim aşırı milliyetçilik yapmadan yani piyasa gerçekleriyle bu işi söyleyenler de başka çare olmadığını aynen Güney Kore gibi Japonya gibi bazı ülkeler gibi Türkiye'nin bu faizi düşürmesi gerektiğini söylüyor. Ben de dedim ki mesela onlara ama özel sektör bankaları mesela bu faiz ortamına gelmiyor mesela dedim. Kamu bankaları onları yönlendirir dedi. Yani Ziraat, Halk, Vakıfbank onları yönlendirir. Belki ilerleyen günlerde daha çok düşecek faiz. Bilmiyorum. 1 puan, 2 puan. Aldığım izlenimi söylüyorum sadece. O yüzden de bunu devam ettirecek. Bu arada bir acı reçete olacak. Ama sonra rahatlama olacak. Yazdan sonra da zaten hani aşılama, bir daha kapanma olmayacağı için ham madde eksiklikleri ve benzeri gibi şeyler giderilince bunun tutacağını ve sonbaharda, önümüzdeki yılın Peki mesela sonbaharında şunu söylüyorlar mı Cem Küçük? Şimdi vatandaşımız bakıyor işte 11.45'e çıkmış galiba Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra. Yılbaşına doğru nereye gidecek göremiyoruz. Bu düşecek mi? Mart Nisan'da kur düşecek mi yoksa artık hükümetin dolar kaç lira olursa olsun umrunda mıdır? bence tabii şimdi hani belli bir noktaya gelince umurunda olur da hani şu an için bence onu bırak o bırakıldı. Yani hani 11.45, 12.02, 12.75 onu bence şu an çok düşünmüyor. O sıkıntıyı hükümet şu an için göze alıyor. Yani halkın çekeceği sıkıntıyı şöyle söylüyorlar. Getirin görsün ekrana Evet, 2 yılda izleyeceğimiz tweetleri. Ben okumayacağım çünkü az önce okudum evet zaten onu. Erdoğan yani şöyle 2 yılda diyor mesela şöyle son 2 yılda işte memura %30 artı 40 ve %30 ile 40 arası ve enflasyon farkları ödendi. İşte iyi bir asgari ücret gelecek, 3600 ek gösterge meselesi var gibi diğer meseleler gelecek. Ha, Türkiye'nin ihracatı belli meseleler 2001'den ve 94'ten farklı olarak elinde iyi parametreler de var. Tayyip Bey bunu şöyle görüyor. Ben Tayyip Bey'i tanıyorsam anladığımı da şöyle özetleyeyim ben burada ilk tur için. Yani işte 2007'de bir E muhtarı oldu, o aşıldı.
Sonra işte 17-25 Aralık gezi süreçleri 17-25 oldu, aşıldı. Terör PKK üzerinden bir mesele oldu. Yani FETÖ, PKK, devlet bunların hepsini aştı. Yani aştı derken inisiyatif elini aldı, bunların çoğunu bitirdi. Hala bununla mücadele devam ediyor. Dış politikada hakikaten bağımsız bir duruma gelindi. Şimdi bunun aynısı ekonomide de olacağını, yani dışarıya bağımlı olmayacağını, o sizin söylediğiniz ki ben ona katılıyorum. Yani o iktisatçılarla ilgili söylediği, yani 2 sene önce Türkiye dış borcunu asla ödeyemez, Türkiye konkordat ilan edecek. Bak hakikaten böyle diyorlardı. Ama mandacı ekonomi, evet, mandacı ekonomi. Yani Türkiye 2018'den beri tek kuruş borç ödeyemeyecekti. Türkiye 3 yıldır kaç yüz milyar dolar borç ödedi. Yani iş adamları da ödüyor, özel sektör de ödüyor, devlet de ödüyor. Orada bence Tayyip Bey %100 haklı. TÜSİAD'la ilgili söylediği, yani biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, hangi risklere karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz, evet, diyor. Şimdi ben bir ama, risk mi alıyor Cumhurbaşkanı? Bence de işte o yüzden onu söylüyorum. Mesela bakın benzer şey değil ama 17-25'te de bakın bir avuç insan inanıyordu. Oradan çıktı Tayyip Bey. PKK ile mücadele 15 Temmuz 2007'ye en zor süreçlerden Tayyip Bey çıktı. Bundan çıkar mı? Göreceğiz. Bu şimdi Tayyip Bey'in demek ki elindeki bilgiler bizim gibi değil ki. Biz gazeteden okuyoruz, arkadaşlarla konuşuyoruz ama Tayyip Bey'in elinde yüzlerce, binlerce enforme, bilgi, her şey geliyor. Bunu hakikaten bir bağımsızlık mücadelesi olarak görüp aynen S-400 meselesi, dış politika, FETÖ, PKK, terör örgütlerinde olduğu gibi bunda da öyle görüyor. Ve burada bir mücadeleyle de bunu aşacağını düşünüyor Tayyip Bey ve Türkiye'nin 2023'e giden yolda tamamen tam bağımsız olacağını söylüyor. Bakın şuna katılıyorum. Yani dış politikada Türkiye hakikaten bağımsız oldu. Çok büyük sonuçlar alıyor. Dünya çapında işler yaptığını, aklı başında siyaset bilen herkes, dış politika bilen kabul ediyor. Riskler getirmekle beraber. Bugün bile Rusların bir kanalında gene Türkiye'nin yaptığı bazı çalışmalar anlatılıyor. Dağlık Karabağ, Suriye, birçok yerde, ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir yetkilisi gelecek şimdi biliyorsunuz. Yarın emir geliyor. Yarın değil, çarşamba. Çarşamba günü emir. Aslında 13 Aralık'ta ama erkene geliyor. O görüşülecek. Tayyip Bey'in elinde bakın ben şöyle görüyorum. Başarır başarmaz ben başaracağına inanıyorum kendi adıma. Elinde bir şey vardır. Tayyip Bey net konuşuyor. 27 yıldır da bu net konuşmaların sonucunu hep aldı. Yani eli bu kadar dolu olmasa bir de rakibini görüyor. Yani muhalefete bakıyor şimdi. İyi Parti, CHP. Onların da ne yapacağını görüyor kendine göre. Bir satranç oyuncusu gibi bakıyor Tayyip Bey. Yani bakıyor şimdi bunlarda ne var, bende ne var. Elindeki kartları da buna göre koyuyor. Tutarsa yani başaracaktır. Ben başaracağını düşünüyorum. Ben, peki. Ama bilmediğimiz hani o arada tabii hani araba giderken bir yere çarparsınız, bir şey olur. Ne bileyim öyle bir şey olursa onu bilemem. Ama şu gidişi de ben Tayyip Bey'in başaracağını düşünüyorum. Peki.